Şimdi Burcu ya telefon Esra attığında. Hanım, tamam. Bekleyin şimdi Serkan oldu. Bey. Bakın, gelin benim hanım de, telefon attığında. Benim de... Çünkü bu aşığım cümlesini duyan gelinin kendisi. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Dün ben normalde bugün gelecektim. Dün oğlum kayboldu okulda. 3 saat boyunca ben oğlumu aradım. Ay. Allah korusun. Gelemedim. Doğru. Her şey yolunda mı? Çocuk sağlıklı mı? Evet. Gayet iyi getirdiler okuldan yanıma. İçeriye bakmam lazım. Sorunlu abi. Ben şunu söylemek istiyorum. Sorun. Buyurun. Ben her kaynanamı görüntülü aradığımda Erkan Ayman'ın üstü müsait değil. Kaynanamın üstü müsait değil. İftira Hayır öyle bir şey yok. Anne nereyi yıkıyordun? Ben sana söyleyeyim mi? Nereyi yıkıyordun? Yıkıyordunuz. Damdan aşağı merdivenleri Pes. Beraber yıkıyordunuz. Ya bu yayın böyle kapatın. Bir şey söyleyeceğim. Damdan aşağı merdivenleri yıkıyormuşuz. Duymuyorum. Doğruyu söyledim. Bir dakika. Lütfen. Söz vermediğim kimse konuşmasın. Emine Hanım oturun lütfen. Ama ben öyle bir şey yok. Burcu. Merdivenleri beraber yıkıyorlardı. Evet. Etmesinler dedi. Ne dedi? Daha dedi senin kayınların dedi arayıp da dedi benim karımı rahatsız etmesinler dedi. Serkan Ayman'a kayınvaliden için karım ifadesini kullandı mı? Ben karımı mı dedim? Yalan şey ama Burcu. Evet. Yalan söyleme. Allah yukarıda. Karım Burcu. Allah ablacığım. İspatlarım beni biliyorsun değil mi? Ya ben yazık şey o da senin bir kaynanan. Kaynanan orada seni anne, o söylenmez bu kadar. Ben her şeyi ispatlarım neyse ben Esra Hanım. Karım diyemez. Öyle evet, ben çıkmak istiyorum. Bu bir saniye Burcu defalarca sessiz olun. Burcu defalarca şunu söylüyor. Anne ben her şeyi ispatlarım. Bunu biliyorsun değil mi dedi. Bak bu karın falan öyle bir şey nasıl? Yok. Peki. Serkan nasıl anlayayım sana karın Burcu, diyor. Öyle bir şey yok. Burcu kesin ve net bir dille bu ilişkiyi reddediyor. Ben karım demişim. Ya sevgili yok. Şeymişiz. Ha? Merdiven beraber üstümüz müsait değilmiş. Nasıl laflar bunlar? Allah yukarıda ne zaman da, Allah yukarıda. Görmüş? Ben annemin boğamın evinde Allah ben... Yukarıda. Burcu, annemin babamın evindeyim. Serkan Bey, Burcu Hanım. İftira ben annemin kaynanam. Babamın evindeyim. Allah'tan benim kendi evim korkma, değil burası. Kaynanam sadece ölümden. Emine oturur musun? Ben Mehmet Çakmakçı'yla senin olan ilişkini de ispatlarım. Bunu biliyorsun. Lütfen ya lütfen bak. Şimdi o kadar çok iddialar konuşuluyor ki başka isimler ortaya. Duydunuz mu? Tamam. Bakın Esra Hanım çok şeylere gidiyor. Bunlar bu sonu yok ki bunların. Yani o bu bir şey, benzeri onu... davranış yok, değil. Yok yok. Bunun lütfen. Tekrarı oldu. Bu 8 yıllık gelin kaynanalıkta sanırım karşılıklı çok sırlar ya biriktirildi. Ya Burcu sen beni öyle mi tanıdın? Dedim ya yok öyle bir şey yok ki söylüyorum. Bahsettiği olay varmış. Hiç oraya da girmeyeceğim. Evet. Su vereyim ben size. Var, Serkan Bey Burcu'yla gelin Emine Hanım'ın geliniyle hiç görüntülü konuştunuz mu? Konuşur muydunuz? Ben direkt kendisiyle konuşmuyordum ki kendisi hani gelin olduğu için sizin yanınızda konuşurlar mıydı? Konuşuyordu. Ben hayır ben yandan ben başka bir taraftayım işim var ya da o an dışarıdaymışım telefonu bırakıyordum görüşsün diye ailesinden. Görmüyordu. Bu kadar. Evet, peki doğru. Burcu. Bu kadar. Sen evdesin sürekli. Sen çalışmıyorsun sen evdesin sürekli. Tamam yalan evde. Söyleme. Sürekli mi? Bir tek Hakan maaşını çalışıyor. Hakan ya, doğru da havalanında çalışıyor. Kayınvalidene bu arada enteresan cümleler de kurdun. Onları söylemenin ya, o abimin hatırlatmanın işidir, o. Sebebi memur, neydi? Devlet memuru. Ben adamı ya, buraya sokamayız. Devlet memuru değil, değil ki Allah aşkına bana. Ben de devlet memuruyum o zaman. Benim de var. Değil. Burcu ya, kayınvalidene bazı hatırlatmalar yaptın. Bunun sebebi neydi? Bakın 8 yıl boyunca kayınbabamı aldatan kendisi. 8 yıl boyunca da yakaladığım kendisi. Mı? Bak yeter yalan deyip durmasın. Yalan deyip durmasın. Artık gerçekleri ortaya söylesinler de benim de 8 yıl mı? 8 yıl ben de miymiş? Hocamın da benim de psikolojim düzelsin. Benim bak onların yüzünden benim evliliğim yıkılacak. Tamam kızım sen rahat ol. Tamam iftiralara anne, rahat ol. Ben zaten rahatım. Ben tamam. Çocuklarımı alır giderim. Sen yaşa oğlumla. Benim umurumda olmaz. Hayır hayır sen kocanla rahat dur. Tamam rahat olun. Benim umurumda olmaz bunu sen de biliyorsun. Benim kapım var, benim anam babam var. Dağ gibi babam var benim arkamda. Var. Kayınvalidenin benim alnım açık.
Tüm bu yaşananların... Ama ben sana diyorum ki anne, bak her şey uzamadan git gel buraya, yanıma gel. Bak senle ben, sadece senle ben konuşalım. Varsa bir şeyim bana söyle. Ben sana her zaman ne diyeyim? Anne bana söyle. Bu iftiraya göre nasıl geleyim Burcu? Söyle. Hangi iftira? Bu iftiralara ben iftira göre. Ben atmıyorum. Bak anne, he? Ben nasıl atmıyorum. Ama bu? Ben nasıl geleyim? Ben söyle. İftira atmıyorum. Anne bak tek bir şeyi söylerim. O zaman sen anlarsın. Bir şey söylerim sen anlarsın. Kızım hep siz haklı çıkıyorsunuz zaten. İftira at. Ben iftira at. Bak ben seni hayatta bak. 200 yıl boyunca ben seni tuttum. Doğru mu? Ben senin hep yanında oldum. Doğru mu? Çocuklarına karşı olsun, gelinlerine karşı olsun. Herkese karşı ben seni savundum mu? Doğru mu? Evet. Önüne böyle tamam. Duvar gibi gerilmedin mi? Bana hiçbir şey söylemedin. Son 2 yıl boyunca mı? Bu son 2 yılda mı? Hayır, ben sürekli aynı şekilde 8 yıl boyunca ben kaynanamın hep arkası önünde durdum. Duvar gibi ben gerildim. Burcu ben ne yaptım ben? Şimdi söylemesi ayıp. Bir şey mi yaptım ben? Ama siz Serkan Bey telefondayken Emine Hanım gelinimi sevmiyorum. Burcu'nun yüzünden de o evden ayrılıyorum diye söyleyen bunu da Hakan Serkan söyledi. Bey nereden bilecek Serkan Bey'in abisi Hakan? Buyurun Canan Hazan'a söyle. Konuş bak söyle. Yani aile sırlarını siz de... Bu gittiğiniz evde açan sizsiniz. Nereden bilecek Serkan ve Hakan sizin gelininizi? Yok konuşuyorduk. Öyle aramızda konuşuyorduk. Onu telefonda sevmediğini söyleyin yüzüne. Telefonda geceleri. Saat 1'de kayınbabam işten gittikten sonra odasına geçip görüntülü konuşan kendisi. Ve diyor ki kapat Burcu geliyor. Yalan mı? Kapat Burcu geliyor. Konuştum. Yalan mı? Konuşmadım demiyorum konuştum. Konuştum. Serkan'la mı? Ama mesajlar mesajlar. O senin beni uyutmuşsunuz Emine, uyutmuşsunuz. Yazıklar o olsun bana ben. O senin akrabansa eğer dersin ki kapatma ya ne olacak ki sen benim akrabamsın, sen benim kardeşim yaşındasın dersin. Ama kız... sen ne dedin? Kapat telefonu, Burcu geliyor. Olsun kızım o da akraba. Ay lütfen akraba sen geceleri sakın olurum ben. Düşünmeyin ya. Çok rica ediyorum. Tamam, bakın Burcu, bu bilinmez Burcu. İlişkilerin arasında akrabaydı, şöyleydi, böyleydi bunları artık tamam. Söylemeyin. Yani var olan gerçek ilişkileri de çirkinleştiriyor. Gece kaçta konuşuyorsunuz akrabayla? Şey gece kaçta? 1.30 mu gece? 1.30, 3'te. Gece 1.30'da. Beyefendi işe gidiyorsa 1.30'da akrabayla konuşulur mu? 3'te, 3'te. Ne var? 4'te. Konuşulur mu? Tamam. Konuşacak evet, hiç kimsen yoksa. 4'te, bak 4'te ben şey Hülya Hanım 4'te ben saat işledim. Telefon ettim. Telefon meşgulde meşgulde en sonra beni de engellemiş. Ondan sonra beni şey yaptı. Engeli açtı ondan sonra. Ya Ahmet benim işte ben uçak motora girmiş dedi. Neler biliyor? Tamam, ben bilmiyorum bunları. Evet. Çocuk da gitti, Hüseyin de gitti. Telefon elinden, herkes bilir. Elinden, Serkan Bey geldi, düzenli şey olarak bu 5 aylık sizin yanınızda bulunmanın dışında ne kadardır telefonda arkadaşlık yapıyordunuz? Yani birbirinizin... Esra Hanım bulma yok. Konuşuyorduk öyle ara sıra konuşuyorduk hepsi bu kadar. Gece de mi konuşuyordun beyefendi? Bir saat mi konuşuyordun? Demiyorum ki. Konuşuyorduk tamam. Gece de mi saat 2-3'te 3'te 4'te mi konuşuyorduk? Konuşuyorduk desene. Yani kaç aydır konuşuyorduk? Konuş bana, siz konuş. Daha bir şeysiniz bu konuda. Evet. Beş arada de o saatlere denk geliyordu konuşuyorduk. Konuşuyorduk tamam. Dinliyor, ne söyledi? Dinliyor, dinliyor muydu? Dinliyor muydu? Evet dinliyordu. Derdimi anlatıyordum. Şimdi Ahmet abiyi alacağım. Şimdi ikisi aynı anda gelsin o arkadaş da. Ha? Gel şöyle Ahmet abi. Ya ben gene de alayım. Şimdi Burcu telefon attığında Ercan Sürütüyor'muz. Ercan gel böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk Esra Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Babanın yanına oturabilirsin. Evet. Burcu senin eşindi değil mi? Eşim doğrudur. 8 yıllık evliyim. 8 yıllık evlisin. Siz baban, annen, karın ve çocukların hepiniz bir arada yaşıyorsunuz. Doğrudur. Genelde erkekler çalışır, kadınlar evi çevirirler. Artık eşim de çalışıyordu daha önce. Çocuğa bakarlar. Böyle bir hayat düzeni, yaşam gayesi vardır. Aynen öyle. Ne olduysa Mart ayında annenin evden gidişiyle oluyor. Doğrudur. Şimdi annen karşında. Siz 5 aydır annene yalvarıyorsunuz. Ne söylemek istersin? Valla söylenecek çok şey var Esra Hanım. Yani gördüğüm kadarıyla annem A'dan Z'ye hepsini yalanlıyor. Hepsi babamın altında... iftiralar babam, çok. Babamın anlattığı her şey doğru Esra Hanım.
Hı hı. Babacan ondan tarafı. Tamam. Beni desteklemezsen, Yusuf. Seni desteklesen Emine. Ben buraya istemiyorum, soru tamam. Ben, sen... ben onların arkasında şey değilim. Anneniz size ilk gidip geldiğinde bu 5 gün kaçıyor ya, doğru. Kayıp ortalama oluyor. Ortalama 10 gün yoktu. Sonra evet geri dönüyor. Evet. Geldikten sonra gözyaşları içerisinde ben bu adamı seviyorum dedi mi demedi mi? Saat gece 1-1.30 arası kendi odalarında telefonla konuşuyordu. Büyük ihtimal görüntülü konuşuyor. Ses daha çıktı çünkü. Ben yokum. Ben kulak misafiri oldum, duydum. Babam iş yerindeydi. Sonra dedi ki işte Serkan diyor bunu. Ben seni seviyorum ama diyor senin 4 tane çocuğun var. Bu iş olmaz. Biz ayrılalım diye konuşuluyor. Hepsini de duyduk. Sonra işte bir konuştuğum bittikten sonra salona geliyor annem. Ben, eşim, kardeşim hep beraber oturuyoruz. Gece saat 3'e kadar konuştuk. Annemi defalarca da söyledik. Bak etme, eyleme, gitme. Yani bu evliliği yıkma dedik. Az değil. 40 sene geçmiş sonuçta. Artı 4 tane çocuğum var. Kaç tane torunum var. Annem başladı ağlamaya. Dedi ki ben Serkan'ı seviyorum. Biz ayrıldık. İçiniz rahat olsun dedi. Ama sabahı kayboldu. Oğlunuz doğruyu mu söylüyor, yalan mı söylüyor? İkinciye gitti. Doğru. Size sormuyorum. Baba bir saniye. Oğlunuz o günü anlatıyor. Seviyorum demedim Ercan. Aşıkım demedim. İftira atma. İnsan sevmediği, aşık olmadığı kişi için neden ağlar? Ağlasın. Ağlayabilirim. Ya ağlayı ben her zaman ağlıyorum. Ağlayabilirim. Ha diyorsun ya onlar bana çok iyi bakıyor. Şu anda üstündeki kıyafetleri ben aldım sana. Hala onları değiştirmemişim diye. Neyi var aldılar evde var. Ağzını hepsi var. Hepsi var. Doğru. Hani ya kılık kıyafet etme. Mevzu değil. Merak etme var. Anne geri dön. Biz seni başımızın tacı yaparız demiştin dün. Söyledim hala da arkasındayım ama bir şartım var. O da her şeyi söylemesi zorunda. Doğruları söylesin, başımın üstünde yeri var. Ama benim söylemezse de doğru. Hiçbir şey... Yalan yok. Annen sizi niye mesaj sildi? Açtığın... Ercan ben o nasıl mesaj bu açtığın, iftiralarını dedin, nasıl kabul edeceğim? Seviyorum dedin, aşığım dedin, hepsini söyledin. Yazışmalarını da gördüm, bizzattan söyledim, gördüm. Söyledim ben sonra şaka yaptım dedim. Şakayla yok, alakası yok Esra Hanım. Gelinin. Esra Hanım. Şakayla gelinin. Alakası yok. Dün oğlunuzun söylediklerini kabul ettiniz. Ben 30 yaşındayım. Ben şimdi boşuna diyorsunuz hiçbir şekilde yalan doğru atmam. Doğru değil. Oğlunuz yok. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Yok ben onu seviyorum demedim. Dün kabul baksan, ettiniz. Nasıl kabul ettiniz? Hayır bakın buraya ben aşıkım. Hayır Emine Hanım. Emine Hanım bakın Esra Hanım'ın kayıtları. Ben aşığım onları sana söyledim Ercan ama ben şunu yaptım zaman, dediniz. Ben o bilmiyorum hiç. Ne dedim bilmiyorum. Esra peki Hanım. Oğlun karşında. Bak. Buyurun. Esra Hanım, ben annene geri dön sağlığından şüpheleniyorum şu anda. He? Sağlığından şüpheleniyorum. Sağlıklı düşünemiyor hiçbir şeyi. Ben... Hareketlerinden, halinden, her şeyden belli. Annemle daha önce bir görüntülü görüştüm. Daha görüntülü tam hatırlamıyorum. Dedim ki anne dedim ne yapıyorsun? Dedi başım ağrıyor. Neden dedim? Psikolog apı kullanıyor annem. Dedi ki almadılar mı? Yok dedi. Şu anda yok dedi. Almadılar dedi. Başı ağrıyordu. Ona bizzat ben üzüldüm. Belki ağlamış da olabilirim. Aldılar tam emin değilim. Yavrum sonra aldılar var. Anne var. İş işten geçtikten sonra asla var, ne işe var, yarar var, Allah var. Aşkına. Annenizden gelecekle ilgili ne istiyorsunuz? Babanla boşanacaklar. Ben, tamam boşansınlar. Zaten ilk başta ben şey diyorum boşansınlar. Annemin her zaman eğer doğruları söylerse başımız üstünde yeri var ama gerçekleri burada söylemezse hiçbir şekilde istemiyorum. Yok ben Adana'ya da gitmiyorum oğlum. Adana'ya tamam, zaten sen istesen de ben seni göndermiyorum. Ben Adana bitti. Babamdan boşanacağım. Adana'ya da gitmiyorum. Tamam nereye gideceksin? Kimseye de söylemeyeceğim gideceğim yere. Peki Ercan annen niye mesela uzaktan bir akrabası için hepinizi niye sildi ya? Bu sana mantıklı geliyor mu? Sağlığını düşünemiyor. Sağlıklı düşünemiyor Esra Hanım. Sağlıklı yani normal mi bu durum sence? Değil. Sence normal mi Emine? Tam tersini düşünelim. Ahmet hepinizi bıraktı. Bir akrabamın illa akrabam da akrabam onun yanında kalacağım diye hepinizi bıraksa. Sence mantıklı bir durum mu? He? Değil. Karşılıklı bir menfaatin olması lazım. Annemin bazı sakladığı şeyler var büyük ihtimal Esra Hanım. Çok ben ondan şüpheleniyorum. İftira atıldı Serkan'a. İftirayı geç. Çok iftira atıldı öyle bir şey. Aklı. Duydum. Hepsi yalan. Aklılar. Duydum. Hayır öyle benim bir şey yok. Benim eşim hiçbir şekilde yalan atmaz. Hiçbir şekilde atmadı zaten. Her zaman her şeyi gerçeği söylemiştir. Bir şey öyle yalan. Hayır. Hanım, senin yanlışın var. O gelinlik ilişkiler nasıl olması lazım size göre? Hı? İkili insan yani eşle karı koca arasındaki ilişki nasıl olması lazım? Sevgi, saygı. Tamam. Sevmedi mi seni? Saymadın çok mı seni? Çok sevdin. Sana her şeyi almadın mı? Tabii canım çok sevdim. Ben Adana'dan gelince almaya başladın. Ne alıyordun? Allah. Söylesin mi Allah çocuklar söyleseyim. Tamam ne alıyordun? Biliyor. Senden taraf oluyorlar. Biliyor seni.
Ula ben sana bak durmasaydım. Hangisi seviyordu seni? Ben sana bak bilerciliği de alacaktım. Her şeyini alacaktım. Seni hiçbiri sevmiyordu. Sevgi olmasa bile saygı var saygı. Saygı var. Olabilir. Duysun size çocuk burada hepsini anlatsın. Tabii, siz bu saygı. Arada bulunduğunuz mahallede aslında görünürde örnek de bir aile profili çizmişsiniz. Aynen öyle. Aynen yani öyle. Hani Emine Hanım'ın komşuluğu, eşiyle olan ilişkisi, işte düğün derneklere gitme, aynen. Çocuklarını aynen. Yetiştirme tarzı, aile yaşantısıyla doğru. Aslında görünür resim örnek.